4. sınıf Türkçe ders kitabı. Metnimizin ismi Evimizdeki Kütüphane. Hazırlık çalışmaları 1. soru. 1. soruda arkadaşlar bana kütüphanenin tanımını sormuş. Sessiz bir ortamda kitap okumak veya ders çalışmak çok rahat oluyor. Onun için kütüphanelerde öğrenciler, insanlar gidip sessizlik içinde ders çalışmayı, kitap okumayı tercih edebilirler. 2. soru. Sınıf kitaplığınız hakkında bilgi veriniz. Sınıf kitaplığında yapılması istediği değişiklikleri arkadaşınızla paylaşınız. Sınıf kitaplığımızda hikaye kitaplarınız bulunmakta ancak çeşit ve sayı anlamında az olduğu için kitaplığımızın takviye ihtiyacı vardır arkadaşlar. Şimdi metnimizi birlikte okuyalım. Evimizdeki kütüphane. Kütüphane denilince aklımıza binlerce kitap ve yayının belli bir düzen içinde sıralandığı çok rahatlı kitaplıklar gelir. Evet, her şehrimizde eğitim ve kültür merkezi olarak okuyuculara hizmet veren birçok kütüphane binası vardır. Bu kütüphanelere gidip yüksek rafların arasında dolaşmak ve farklı farklı kitaplara tanışmak ne keyif. Hele kütüphanelerin sessiz sakin ortamında kitap okuyup araştırma yapmak gibisi yok. Ama dilersek bu düzenli ortamı evimize de sağlayabiliriz. Evet evet, biz de evimize kitaplığı bir kütüphaneye dönüştürüp kendimize bir okuma köşesi hazırlayabiliriz. Tamam, kütüphanelerdeki gibi binlerce kitabımız olmayabilir ama bizim de çok kitabımız var. Ders kitaplarımız, test kitaplarımız, okuma kitaplarımız, etkinlik kitaplarımız. Tüm bunlara aile üyelerimizin kitaplarını da eklersek kocaman bir kitap dağı karşımıza çıkar. Aradığımız kitabı bulmak ne zor öyle değil mi? Bu kitapları bir düzene sokmak gerek ama nasıl? Sanırım bir kitaplık ya da raf ayarlamak yeterli olur. Kitaplarımızı rafa yerleştirmiş olsak da aradığımızı bulmak o kadar da kolay olmayabilir. En iyisi kitaplarımızı belli kategorilere göre sıralamak. Yıllar içinde kitaplarımızın sayısı artacak. Bu durumda yeni kategoriler belirlemek gerekecek. Zamanla bir bakacağız ki kitaplarımızın diğer raflarda yeni kitaplarla dolmuş. En iyisi sürekli kullandığımız kitapları kolay erişeceğimiz raflara koymak. Artık bizim de kocaman bir kütüphanemiz var. Gurbet Demiroğlu, Zeynep Hümeyra Altan. Sayfa 19'a geçelim. 1. etkinlik. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin etme, gerçek anlamını bulma ve cümle içinde kullanma. Düzen kelimesi, tahminim, nizam yani sistemli olma. Sözcük anlamı, belli yasa, kural, ilke ya da yönteme göre oluşturulmuş, kurulmuş olan durum. Cümlemiz ise kitaplarımı düzen içinde kitaplığa yerleştirdim. 2. kelimemiz, hizmet. Tahminim, insanların ihtiyaçlarını gidermek, onlara verilen yardım. Sözcük anlamı, iş görme, iş yapma, yararlı çalışma. Cümlem, insanlara hizmet etmek çok kutsal bir görevdir. Kategori kelimesi, tahminim, sınıflama, anlamı, aralarında herhangi bir yönden benzerlik ya da ilgi bulunan şeylerin tümü, eş türden nesneler, insanlar bölümü. Cümlem, bu kitapları kategorilere göre ayırınız. 2. bölüm, 2. etkinlik, soruları cevaplandıralım. 1. Kütüphanelerin ortamı nasıldır? Kütüphane denince aklımıza binlerce kitap ve yayının belli bir düzen içinde sıralandığı çok rahatlı kitaplıklar gelir. 2. Evimizde kütüphane oluşturmak için nelere ihtiyacımız vardır? Kitaplara, kitaplığa, güzel bir çalışma masasına ihtiyacımız vardır. 3. Evimizde oluşturacağımız kütüphanedeki kitapları daha kolay bulabilmek için ne yapılabilir? Onları alfabetik veya gruplandırarak sıraya dizmeliyiz. Sayfa 20. 3. etkinlik. Metnin konusu ve ana fikri. Konu, herkesin kendi kütüphanesinin olması gerektiği. Ana fikir, düzenli olmanın önemi. 4. etkinlikte bana şiir ve bilgilendirici metinle ilgili çeşitli bilgiler vermiş. Buna göre Türkçe konuş ve evimizdeki kütüphane metinlerini verilen özellikler olarak karşılaştırmak isteniyor. Bilgi vermek amacıyla yazılır evimizdeki kütüphane bilgilendirici metin. Yazan kişiye şairdenin Türkçe konuş şiirdir. Anlaşılır bir dil kullanır. Evimizdeki kütüphane bilgilendirici metin olduğu için anlaşılır olmak zorundadır. Ana duygu belirgindir. Türkçe konuş, öğretici bir amaçla yazılır evimizdeki kütüphane. Sayfa 21. 5. etkinlik. Noktanın verilen kullanım alanına uygun örnek yazalım. Kısaltmalarda Doktor Ali, cümle sonunda Ahmet okula gitti. Saat dakika arasında 9.30'da ders bitiyor. Burada arkadaşlar 2 nokta çıkmış yanlışlıkla, buraya sadece nokta koyalım. 9.30'da ders bitiyor.
sıra bildirimlerinde sınavda ikinci oldum şeklinde noktayı kullanıyoruz. Altıncı etkinlik, burada kelimenin zıt anlamını bulup yazalım. 1. Bitiş, başlangıç. 2 numara, taze, bayat. Buraya bayat yazıyorum. 3'e bakalım. Dolu, dolunun zıttı, boş. 4. Kuzey, kuzeyin zıttı, güney. 5. Sık, sıkın zıttı arkadaşlar, seyrek. 5 numarayla seyrek yazdık. 6. Çoğul, çoğulun zıttı, tekil. 6'ya tekil yazdık. Ve son ince, incenin zıttı, karşıt anlamlısı, kalın olarak bulmacamızı bulduk. Bitiş, taze, kuzey, sık kelimelerinin zıt anlamları cümle içinde kullanalım. Bitiş kelimesinin zıttı, yarışmalar, yarışmacılar, başlangıç çizgisine geldi. Taze kelimesinin zıttı, ekmekler, bayat olduğu için yine ekmek aldım. Kuzey kelimesinin zıttı, evimiz güney tarafta. Sık kelimesinin zıttı, bahçedeki ağaçlar çok seyrek. Sayfa 22. Burak, Ayşe, Kamil ve Sibel okul kütüphanesine gitmiştir. Kütüphanede raflar harflerle isimlendirilmiş, kitaplarda konularına göre raflara dizilip numaralandırılmıştır. Onlara verilen bilgiler doğrultusunda yardımcı olunuz. Bakalım, A rafı hikaye ve romanlarmış arkadaşlar. B rafı sosyal bilgiler, C rafı matematik, Ç rafı fen bilimlerle ilgili olmak zorundaymış. Örnek, Ç rafındaki ikinci kitap bitkiler adlı kitaptır. Evet, Ç'ye bakalım arkadaşlar. Burada bitkiler var. Alttaki sorulara bakalım. Burak, matematik öğretmeninin araştırma ödevi olarak verdiği kesirler konusuyla ilgili araştırma yapmak istemektedir. İhtiyaç duyduğu kitap hangi harfe sıradır? Evet, Ç rafı matematik olduğu için arkadaşlar, Ç rafından konumuz neydi? Bakalım, kesirler diyordu arkadaşlar. Ç rafının 5. kitabını alması gerekiyor. Ayşe, fen bilimleri dersine destek olması için aldığı Besinlerimiz kitabını geri vermek istemektedir. Fakat hangi rafa yerleştireceğini bilmemektedir. Ayşe'nin kitabını hangi raf hangi sıraya bırakacak? Fen bilimleri Ç rafındaydı. Besinler dediği için arkadaşlar, Ç rafında 1. bölüm boş olduğu için demek ki Ayşe'nin kitabı Ç rafının 1. sırasına konması gerekiyor. 3. Kamil, macera kitaplarını okumayı sevmektedir. Ona en uygun kitap hangi harf ve sıradadır? Evet, macera kitaplarına bakalım, hikaye ve romanlarda. Evet, baktığınız zaman arkadaşlar A rafının 3. kitabının Ali'nin Maceralar isimli kitap. Kamil'e göre bir kitap. A rafının 3. kitabı A3. 4. Sibel, sosyal bilgiler dersi sunumu için aldığı Kültür adlı kitabı hangi rafa koyacak? Sosyal bilgiler bakalım. 2. raftı, yani B rafındaydı. B rafında boş olan 3 olduğu için cevabımız B3. Sayfa 23, 8. etkinlik. Burada bana kitap en iyi arkadaştır isimli bir cümle vermiş. Bunu kendi yazımıza, kendi el yazımıza istediğimiz karakterle altına güzelce yazalım. Kitaplar bilgi hazineleridir cümlesinde yine aynı şekilde alt tarafına arkadaşlar güzel bir yazımızla yazalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.